Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatu Muslim. İkinci bab. Babun taglizul kizbi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge yalganını nisbet verişlikinin taglizi, nihayette ağır günah ekenliği doğrusu bab. Peygamberimiz aleyhisselam etmegen gepte etti dişlik nihayette katta günahdır. Peygamberimiz aleyhisselam gapirmagan gapni u kishi aytdilar deb u kishiga nisbat berishlik katta gunohligida ixtilof yo'q. Hamma aytadiki katta gunoh. Kabiradan. Lekin ba'zilar kufr deb ixtilof qilishadi. Ba'zi ulamolar kimiki Rasulullohni aytmagan gapini aytdi desa kofir bo'ladi deyishadi. Ya'ni buni ham ahli sunnat olimlari aytgan. Biz bu fikrni olmaymiz. Yani qanday holatda olmaymiz? Halol va haromdan boshqasida. Masalan, e'tiqodiy masalalarda bo'lsa, yoki halolni harom qilishlik, haromni halol qilishlik masalalari bo'lsa, jiddiy masalalar bo'lsa, albatta kufr. Lekin boshqa, masalan, hubbul vatan minal iymon, vatanni yaxshi ko'rsak iymondandir, yoki kichkina jihatdan katta jihatga qaytdik degan to'qima hadislar. Bunga o'xshagan hadislarni o'qiganlarni kofir demaymiz. Murtad demeyiz. Ama fasık bo'ladi. Şimdi peygamberge tuhmat kirişi juda ağır narsa. Peygamberinin gapi vahiydir. Kanundur. Şeriyattir. Bir insan şeytan bilan oturup bir gel soku yaptı da Rasulullah'a nisbet beri yaptı. Onu bu tokuma gapi şeytani vasıtası gören ki şeriyat bu kalı yaptı. Şeriyat kanun bu kalı yaptı. Ve bu tokuma, uydurma, yalgan hadislerini rivayet kılıçlığı yan haram, tokuşluk, uydurçluk haram bu yanıdır. Fakat yine agahlantırışlığı için, tanıştırıp rad kılıçlığı için ayette caiz. İnşallah şu mavzu hadisler, yalgan hadisler doğrusu da müstakil bir ders kılamız. Ali el-Kari Rahimahullah'ın kitapları var, şu mavzu hadislerini toplayan. Nihoyatda güzel, mükemmel kitap. Yalan hadislerde toplayan kitaplar ko'p. Lekin biz Ali el-Qori'nin kitabını okuyoruz ki, bizi diyordakiler Hanefi ve bilsin Hanefiler kendiyi bugün, kendiyi muhaddis buluşken, yalan hadislerde kendiyi rahat kılışken, hadiske kendiyi maharatlı bugün ve hazırki Hanefiler, eski Hanefiler nispeten kendiyi tezkere bu koyanlığını bilsin. Ali el-Qori'ni şu mavzuat degan kitabını okuyanızda yani ko'p narsaga hayron qolasiz. Yani hozirgi mullalar, hanafiyman deb yurgan domlalar, olimlarga hayron qolasiz. Bu nima degan gap? Bu juda qattiq bir musibat, katta bir ofat bo'lganligi uchun ulamolar hatto qanday mustaqil kitoblar yozdi. Imom Muslim ham alohida bir bob qoyim qilyaptilar. Va hadisdan dalil keltiryaptilar. Va haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddasana Gundarun an Shu'bata ha va haddasana Muhammad ibn al-Musanna va ibn Bashar qala haddasana Muhammad ibn Ja'far haddasana Shu'bata an Mansur an Rid'i ibn Hirash annahu sami'a علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار سنتجي راويلارنى ترجمة اتني قيرانوز ساتاو ترجمة مس اسم از ذكر كسيك تكرار بولادي شنينج اوچون صحابدن باشلايمز ترجمده Ali radıyallahu anhu hutba qilyapti turganligini Rid'i bin Hirosh
eshitgandigini aytyaptilar. Ali aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, menga yolg'onni nisbat bermanglar. Alayyadan kelib chiqadi bu. Meni ziddimga yolg'on gapirmanglar. Men gapirmagan gapni gapirdi demanglar. Ya'ni o'sha ma'no hozirgi ma'noni ifoda qiladigan o'zbekchadagi eng go'zal tarjimasi menga yolg'onni nisbat bermanglar. Rasululloh shunday degan, Rasululloh shunday qilgan, Rasululloh shunday tavsiya qilgan, Rasululloh shu narsaga indamagan degan gaplarni gapirmanglar. Agar yolg'on bo'lsa. Albatta kimda-kim menga yolg'onni nisbat beradigan bo'lsa, jahannamga kiradi deyaptilar. Qarang, shart va jazo bo'lyapti. Shart bo'lganligi uchun yak zid bo'lib majzum bo'ldi, yalij. Bu ham mana majzum bo'lyapti. Yaliju bo'lmayapti shu. Marfu bo'lgan dedi, yaliju bo'lardi. Mana bu sahih hadis ko'rsatyapti. Kimiki Payg'ambarimiz alayhissalomga yolg'onni nisbat beradigan bo'lsa, u gunohkordir, fosiqdir, munofiqdir. Shuning uchun jahannamga kiryapti. Agar bir makruh bo'lsa, kichkina amal bo'lsa, jahannamga kirmas edi. Hozir keyingi rivoyatlarda ko'rasizlar, qasddan degan narsa keladi. Bu yerda esa qasddan degan narsa kelmadi. Mutlaq aytilyapti. Qasddanmi, qasddan emasmi, bilibmi, bilmasdanmi menga yolg'onni nisbat bermanglar deyaptilar. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Bundan oldingi bobda shuning uchun Imom Muslim yolg'onga o'xshaydigan hadisni kimniki rivoyat qilsa yolg'onchilardan bittasi deb qarang, uzoqdan boshladilar. Sal shubha qilgan hadislaringizni yoki ulamolar shu yolg'on bo'lishi mumkin degan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, uni rivoyat qilmang, o'zingizga o'z zulm qilmang. O'zingizni jahannamga o'tin qilmang. Ehtiyot bo'ling. Qarang, demakki hadis ilmida juda ehtiyotkor bo'lishlik kerak. Tanlashlik kerak hadislarni, tekshirishligingiz kerak. Sahihmi, zaifmi, zaifligi qanday? Endi fatvolar ham shunday. Fatvolarda ham yolg'on fatvolar, noto'g'ri fatvolarni gapirishlik og'ir narsa. Alloh va Rasuliga tuhmat qilgan bo'lasiz. Va olimlar aytadiki, ba'zan inson tarjimasini to'g'ri qiladi-yu, arabchasini noto'g'ri o'qiydi. Masalan aytaylikki, bir odam o'qiydi, la takzibu aliyya fa innahu man yakzib aliyyan yalijin nazid. Qarang, u bilmayapti, u odam ali deyapti. Alayya deyish kerak edi. Ali lomni fathasini kasrali qilib qo'yapti. Tarjima qilganda to'g'ri tarjima qilaveradi, ammo shu ham kazzobga kiradi, shu ham gunohkor bo'ladi. Bir harakat o'zgartirishlik bilan alayyani aliyya deydigan bo'lsa, bu ham jahannamga kiradi. Albatta ilmsiz odamlar, avomlar hayron bo'ladi, bir fathani kasra qilib jahannamga kirib ketaveradimi? Bu nima degan gap? Kirib ketadida. Chunki ma'nosi qanchalik o'zgaryapti buni. La takzibu alayya bo'lsa, menga yolg'on nisbat bermanglar bo'ladi. Agar la takzibu aliyyan bo'lsa, aliyga yolg'on gapirmanglar. Aliyga. Saynahu man yakzib aliyan, kimiki aliyga yolg'on gapirsa, yalijinlar, jahannamga kiradi bo'ladi. Qarang, bir kasra bilan qanchalik ma'no o'zgarib ketyapti. Shuning uchun harom. Shuning uchun ulamolar aytadiki, hadis o'qiydigan odam, tafsir o'qiydigan odam sarf nahudan xabari bo'lsin. Chuqur, mukammal bo'lmasa ham, shu to'g'ri o'qiydigan darajada bo'lsin, xabari bo'lsin. Shuning uchun sarf nahu va arab tili qoidalariga ham diqqat qilinglar, yaxshi o'rganinglar, iboralarni to'g'ri o'qinglar, to'g'ri tarjima qilinglar. Noto'g'ri o'qishlik ham yolg'onchilikka kiradi. Noto'g'ri tarjima qilishlik ham yolg'onchilikka kiradi. To'g'ri o'qib, to'g'ri tarjima qilib, noto'g'ri sharhlashlik ham yolg'onchilikka kiradi. Oson narsa emas bu. Faqatgina yo'q narsani har to'qigan odam yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Ular eng katta yolg'onchi, lekin ba'zan sahih hadisni noto'g'ri o'qishligi bilan yolg'onchi kazzob bo'ladi. Jahannamga ketadi. Ba'zan noto'g'ri tarjima qilishligi bilan, ba'zan noto'g'ri sharhlashligi bilan. Wa haddathani Zuhayr ibn Harbin haddathana Isma'ilu, ya'ni ibn Ulayya, an Abdul Aziz ibn Suhaybin
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. Anas ibn Malik radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Bilesler bu kişi hadim-i Resulillahi, Resulullah'ın hadimidir. Has hadimlerden 10 yıl hususi hizmet kıyanlar. Şimdi bir yakın bugün sahabelerden. Şu kişiye deyiptiler ki, elbette men sizlerce köp hadislerini aytib berishligimdan men kıladı ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Yani bana bu hadis beni men kıladı. Elbette men kıladı. La yemna'uni diyettiler. Lam geliyordu. Elbette beni men kıladı. Yani mesela köp hadis eti vereyim geliyordu. Ama köp hadis etiyle beni men kıladı yanlarsa var. Onu ne? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kimde ki menge yalganını kasten nisbet verse cehennemden oturadigan yerini hazırlab koysun diye yaptılar. Yani mek'ad diyene oturadigan yer diyene. Lekin yani biz de Özbekçe'de çürüş hastalığını musunduk kaladigan yer değildi. Lekin aslında oturadigan yer diştik gerek. Mek'ad. Onda oturadigan yer ise hem çürüş oradık. Etibar verişlik gerek, ihtiyat buluşluk gerek. Ne yaxshiliklar bo'lsinki, hozirgi vaqtda tarjima qilingan hadis kitoblarida yuzlarcha emas, minglarcha xatolar. Minglarcha. Hadislarni tarjima qilishlikka salohiyati bo'lmagan. Hadis ilmidan hech qanday xabari bo'lmagan. Kishilar tarjima qilganligi uchun juda katta xatolar bor. Juda ko'p xatolar bor. Allah saklasın. Uzlarını zararına hüccet kılıp çıkarışıyor şu kitaplarda. Bilmeyi adam bilmeyemem ise ne kılıp uzlarına zulüm kılıp cehennemden cahili teyirler. Hadisler ne doğru tercüme kılıp. Peki ne doğru fatva verir. Karim, sahabeler korku yaptı ya. Anas ibn Malik elbette yalan getirmeydiler. Mümkün mü yalan yapırsınız? Lekin korku yaptı diyenliğinin sebebi şu ki belki isimizden çıkkandır diye yaptılar. Yani insan anık isimde koygen ve biraz şümhali boygen nesini biledi ki Anas ibn Malik ki hoşagen sahabelerden anık isimde koygen nesini anık biledi. Peki bazı hadislerde isimde ediyor biraz şübhe geçişerdi. Peygamberimiz şunu dediğin mi diyor ki ya bunda emasmi deb keldi, o'yladi. Shuni rivoyat qilmayman deyaptilar. Chunki aniq ishonmayapman. Aniq eslay olmayapman. Aniq eslay olmagan hadisini aytib olsam, ba'zan shubha, masalan, ba'zi hadislarda ko'rayapsizlar, avu deb keladi. Ya'ni muslimun avu mu'minun. Muslim yoki mu'min. Endi unda shubhalarning zarari yo'q. Buni aytib ketishadi sahobalar. Peygamberimiz şu hadiste mesela Müslüm dedi ya ki mumun dediler. Bitti ötüp gitti uğradı. Önceli fark kılmıyor. Peki bazen şunu diye buladı ki birbirinden cüda farklı bu yani. Mutlaka başka başka hükümler gen, mavzuları götüp gitmediğin derecede kelimelerde ortası da şubha geçiyordular. Şak kılardılar. O şey hadislerde rivayet kılışmıyordu. Çünkü sahabeler dedi ki neyin sebebinden Rasulullah'ın sözü sizlerge ne doğru nakil kılınsa men sen ikkilengen halette bir hadiste ayet varsam o ve o şekilde ne hata akıyan bulsan ki ingilerem bizge yakşı güman kıladı hani hadiste aladı ve halen ki Rasulullah'ın dedim egen bu beni şu bahamdan arlaşken hadis şümle kararsızken ama günahkar bulan sahabeler şunu halene yaptılar. Kançalik takvalar, kançalik ihtiyatkar idiler.
sahabelerde Allah razı olsun şu derecede takvadar, ihtiyatkarlar, din meselelerde nihayette bir mahkem bulunduğu için din mükemmel halette saklanıp kaldı. Ama hazırki ilimde dava kıyanlarına karasız, Kur'an'da hem hadiste hem fatvada hem hiç korkmuyor. Hiç. Hiç korkmayan halette mutassıflı kılıp bazen mahz fikri gösüyengen halette fatva veriyor. Neyselerine köpkine hadis ayeti verilmeyetten çünkü Resulullah ettiler ki kimi kiminge kasten yalganını nispet verse ottan oturadigan yerini hazırlayıp koysun dediler. Demek bu adam cehenneme ketadi. Şunun için bazen muhaddisler az yine şu baksa kâle demektedir, kîle dişerdi, ayetli demektedir, ayetliyken derdi. Rava demektedir, ruviye, rivayet kılındı. Peki yukalu, ayetledi dişerdi. Haberlerdeki yiyen, nakil kılıngen, meçhul sigalardan içerdi. Ve şunu anıq mesleğe işare kılardı şu bilen. Ve haddesene Muhammed ibn Ubaydin el-Gubariyyü. حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات كلمت بكشت لر رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دلر كي كم دا كم منجا qasdan yolg'onni nisbat bersa, o'tdan o'tiradigan yerini hozirlab qo'ysin. Ba'zi kishilar faliyatadavvani hozirlansin deydi. To'g'ri. Hozirlasin bo'lishi kerak. Agar hozirlansin desangiz, unda majbur bo'lib qoladi. Hozirlansin deyapsiz. Bu majbur emas-ku. Ma'lum shuning uchun hozirlasin bo'ladi. Yana bitta dalilimiz naq'adahu deyapti, qarang. Naq'adahu maf'ul bo'lyapti. Ya'ni hozirlasin bo'lishi kerak. Hozirlansin bo'lsa, unda tu kazzob odam noibi fa'il bo'lib qolyapti. Hozirlansin bo'lyapti. Majhul bo'lyapti. Unda emas. Bu yerda ma'lumdir. Shu saliyata davva hozirlasinni hozirlansin desiz ham yolg'onchi bo'lasiz. Rasulullohga yolg'onni nisbat bergan bo'lasiz. Ammo yangi talib ilmlarga bu masalada tashaddud qilinmaydi. Chunki yangi talib ilm albatta qiynaladi. Bilasizlar, doktorlar ham oldin qassob bo'ladi-ku. Davolaymanda bitta ikkita odamni o'ldiradi. Keyin sekin tajribadan malakasi oshib doktor bo'ladi ekan, yaxshi doktor. Keyin maktab yuradi ekan. Yaxshi doktor ekan. Nechtasiga zarar bergan, uni o'zi biladi. Ilm yo'lida ham shunday. Har bir talib ilm qo'ldan kelgancha taqvo qilsa, xatosi kamroq bo'ladi, lekin baribir xatosi bo'ladi. Xato bo'ladi. Shuning uchun ehtiyotkor bo'lish kerak. Ilmimiz mustahkamroq bo'lsin. Ammo g'uluv ham qilmaslik kerak. Ba'zilar g'uluv qilib nima qiladi? Biz oyat hadis o'qiganda xato qilib qo'ymasligimiz uchun 20 yil sarf nahu o'qiymiz. 30 yil faqatgina arab qonunlaridan shug'ullanamiz, keyin hadis bilan tafsir o'qiymiz deydi. Bu ham joiz emas. Bular g'ulu. Bu darajada bo'lishligan durust emas. O'rta yo'lda bo'lishlik kerak. Qani ma'nosi yaqin bo'lgan 3 ta hadis keltirdilar, ammo 3 xil sanadi ham boshqa va 3 ta sahobadan kelyapti. Qani yo'llarni ko'pligini bizga bildirmoqchilar. Va bilasizlar, bu hadis mutavatir hadisdir. Mutavatir hadis. Juda ko'p sahobalardan rivoyat qilingan. Ba'zilar 60 ta deydi, ba'zilar 80 ta deydi, ba'zilar 100 ta deydi. Sahobalardan keyin ham juda ko'pchilik rivoyat qilgan. Lafzi ham, ma'nosi ham mutavatir bo'lgan hadisdir bu. Butun ulamolar mutavatir hadisga shu hadisni misol qilib keltiradilar. Qarang, bu masala
nihoyatda muhim bo'lganligi uchun sahobalar ham diqqat qilishib, ahamiyat berib rivoyat qilishyapti. Buni qarang, mutawatir darajasiga chiqyapti bu. 4-chi rivoyat. وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيدين حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علي بن ربيعة أتيت لركي من مسجدك كلم مغيرة رضي الله عنه كوفاني أميريد علي أتيت بن ربيعة مغيرة أتيت لركي Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, u kishi aytadilarki, albatta menga yolg'onni nisbat berishlik boshqa qandaydir bir kishiga, biror bir kishiga yolg'onni nisbat berishlikdek emas. Ya'ni payg'ambar bo'lmagan bir oddiy insonga yolg'onni nisbat berishlik bilan Rasulullohga yolg'onni nisbat berishlik tengmas bular. Chunki siz bir insonga yolg'onni nisbat bersiz, aytmagan narsasini aytdi desiz, faqatgina o'sha insonning shaxsiyatiga, dunyosiga tegishli masala. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gapirmagan gapini gapirdi desiz, qilmagan ishini qildi deb u kishiga yolg'onni nisbat beradigan bo'lsangiz, u kishiga nisbat berilgan narsa butun ummatga tegishli bo'lib qoladi. Butun insoniyatga, butun jinlarga tegishli bo'lib qoladi. Bir insonga yolg'on gapirganingizda, oddiy insonga, bir kishiga zulm qilyapsiz, Rasulullohga yolg'onni nisbat berishlik bilan butun ummatga, qiyomatgacha keladigan butun ummatga zulm qilyapsiz. O'zingiz zamoningizdan boshlab. Buni bilib qo'yishlik kerak. Shuning uchun aytyaptilar, ikkalasi bir-biriga o'xshamaydi. Shunday ekan, kimda kim menga qasddan yolg'onni nisbat bersa, o'tdan, ya'ni jahannam o'tidan o'tiradigan yerini hozirlab qo'ysin. Jahannamdagi yer tayyor bo'lyapti. Ba'zi hadislarda uy deb aytilgan. U odamga jahannamda uy quriladi. Devorlari nihoyatda qalin, nihoyatda mustahkam, qop-qora, qip-qizil bo'lib qolgan suvdan, issiqligidan qip-qizil bo'lib. Ichida, ya'ni nafas olish hech imkoni yo'q. Nihoyatda qizitilgan yerga kirganingizda nihoyat qancha qiynalasiz nafas olgani. Shunday bir yomon uylar tayyorlab qo'yiladi bu kishiga. Wa haddathani Ali ibn Hujr as-Sa'di حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أنا باشكا سنتان عين حدث كليبت يعني علي بن ربيعة الأسدي المغيرة بن شعبة دان وقت كليبت بوكشي Al-Mughira esa payg'ambarimizda yuqoridagi hadisga o'xshaganini keltirdi. Walam yazkur inna kaziban alayya laysa kakazibin ala ahadin. Albatta menga yolg'onni nisbat bersiz, boshqa birorta odamga yolg'onni nisbat berishlikdek emas. O'xshamaydi degan ziyodani keltirmadilar. Bu qo'shimchasi yo'q. Lekin ikkalasi ham sahih hadis. Va ma'lum. Mana yo'llari ko'p. Demak, mana yolg'ondan ehtiyot bo'lishlik kerak. Hadis ilmida yolg'on nihoyatda og'irdir. Bir muhaddis yolg'on gapirdimi, bir hadis o'qidimi, hadis borasida to'g'risida Rasulullohga tegishli masalada yolg'on gapirdimi, darrov bu soqit bo'ladi. Kim bo'lsa bo'lsin, butun ulamolar bilan yuz o'giradi.
bu kazzob deydi, yolg'onchilik e'lon qilinadi, butun kitoblarga yoziladi. Agar bu odam tavba qilsa, tavbasi qabul bo'ladimi? Muhaddislarda ikkita fatvo bor. Ba'zi aytadiki, tavbasi qabul bo'lmaydi. Ishonch yo'q. Bir marta tuhmat qilgan odam yana tuhmat qilishi mumkin. Hech kim bundan hadis eshitmasin. Qarang. Demak, hadisda, tafsirda, fatvoda yolg'on gapirgan olimlar dajjoldir, uzoq turasiz bundan. Chunki shariatga tuhmat qilyapti u. Kichkina masala emas. To'g'ri, biz zamonimizda oddiy nasob qoldi. Har kim xolagan fatvosini berib, xolagan gapini gapiryapti-yu. Lekin siz bu johillardan ta'sirlandingiz. Ba'zi ulamolar aytadiki, tavbasi qabul qilinmaydi, abadan uni rivoyati olinmaydi deydi. Ba'zilar aytadiki, agar tavba nasuha qilgan bo'lsa, sadoqat bilan, samimiyat bilan tavba qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilinadi deydi. Shu ikkita qavl bor. Albatta, muhaqqiqlar aytadiki, tavba nasuha qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilinadi deydi. Tavba nasuha bo'lsa. Lekin boshqalar qo'rqqanishi uchun, ya'ni soxtakorlik qilmasin, munofiqlik qilmasin. Tabi yana qalbida narozi boru, lekin odamlarni o'rtasida obro'im tushib qolmasin, shogirdlar qochib ketdi, hamma meni yolg'onchi deyapti, demasin deb tavba qilgan bo'lsa, bu bo'lmaydi albatta. Bu odam ishga yaramaydi. Qarin muhaddislar qanchalik bir daqiq, qanchalik ehtiyotkor, har kimdan hadis rivoyat qilishmaydi. Shuning uchun islom olamida eng taqvodor, eng ehtiyotkor olimlar muhaddislardir. Shuning uchun dinni o'rganaman degan odam hadis ilmiga mohir bo'lmasa, hadis ilmini bilmasa, u odam dinni bilmabdi. Ishonmang uni fatvosiga, boshqasiga ishonmang. U o'ziga ham, boshqasiga ham yo'l ko'rsata olmaydi. Hadis ilmi shu darajada muhimdir. Chunki hadis ilmi degani Rasulullohning hayoti degani. Rasulullohning hayotini bilmagan inson qanday qilib dindan bahs qilishligi mumkin? Dinni tushuntirishligi mumkin? Yo o'zi dinni tushungan bo'lishi mumkin? Mumkin emas. Muslimdan bu kadar bugünçelik. Şerh-i Yukarı'dan okuyunuz.